Günaydın böyle hadi, tam. Hadi buradan diskoya gidelim. Gidelim vallahi ya. Tam böyle 300-500 disko havasıyla açtık. Günaydın evet. Sevgili seyirciler günaydın. Aramızda kalmasından günaydın. Günaydın efendim. Işıl ışıl bir gündeyiz yine. Aynen bizim şans stüdyomuzda. Meleğimiz bugün. Süper, süper, süper. Pınar Eliçe. Teşekkür ederim. Tüm ışıltısıyla ve yorumlarıyla aramızda kalmasındadır. Evet diyor. Ama çok şık duruyorsun her zaman. Evet. Teşekkür ederim. Seni zaten rüküş bakımsız böyle bir kendi halini hiç görmedik ki. Yani aslında kendi halimde, kendi kendimdeyken inanır mısın? Yani iki gün bir pijamayı giydiğimde oluyor yani. Yok hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Sevgili seyirciler, sevgili seyirciler sabahın köründe gelip yani daha böyle hiç kimse yok yani o kadar titiz bir şekilde makyajıyla saçıyla ben bir ses duyuyorum ben de erken geliyorum. Evet ama sen de öylesin. Evet, ben de böyle erken evet. Gelirim ama hani ben kendimi böyle çok garantici bilirdim. Evet evet. Şöyle iki pijama falan ve de en güzeli dersini çalışarak geldin. Gündemden evet. Habersiz kalmayayım dedi. Çünkü bir gündemde kendisine verdik. Zaten çoğundan haberi var. Yorumları da bomba. Kuliste yaptığın yorumları burada da istiyorum. Aynısını. Seyirciyi bundan geldiği kadar inşallah. Seyirciyi bundan mahrum bırakamazsın. Tamam. Pazartesi ve Haziran'ın ilk günlerindeyiz. Yaz başladı. Biraz eğlenelim. Eğlenceyi Kenan Doğulu'nun 50. yaş günü partisiyle açıyoruz efendim. Partide neler olmamış ki? Ne doğum günü? Polis arkadaş. Bastı, romantik öpücüklü, itiraflı, yok, aşklar yok. Ortaya çıktı. Bir sürü gaflar. Gaflar evet, oldu, evet, evet. Gaflara tepkiler oldu, komşular şikayetçi oldu. Kenan Doğulu komşularla arayı düzeltmek için bir şeyler yaptı. Yani başına gelmeyen oradaydı. Kalmadı. Şimdi izleyelim, ara ara hadi durup bakalım. O aralara yorumlarımızı katacağız. Hadi başlayalım. Kenan Doğulu'nun 50. yaş günü partisinde neler oldu neler? Senin varlığını kutladığımız bu gecede. Polis neden eve geldi? En romantik an hangisiydi? Aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Kenan Doğulu Yılmaz Erdoğan'ı hangi soruyla şoke etti? Böyle bir soru beklemiyordum. Aşk-ı Memnu ekibi yıllar sonra nasıl bir araya geldi? Doğum günü partisinden çok şaşıracağınız anlar aramızda kalmasında. Bir dakika. Her saat eşi Kenan Doğulu'yu hepimize gönderilmiş bir hediyesin diye kutladı. Senin varlığını kutladığımız bu gecede aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. O romantik anlarda Doğulu eşini öpmelere doyamadı. Çiftin eğlenceli kareleri de sosyal medyayı sağladı. Doğulu yakın dostu Yılmaz Erdoğan'ı hiç beklemediği bir soruyla sahneye çağırdı. Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı sen bilirsin. Böyle bir soru beklemiyordum. Can kardeşimin doğum gününde... Sevmenin zararı yok. Bu anlar sosyal medyaya düştü. Partidekiler Yılmaz Erdoğan biraz bozuldu dedi. Ayrıca usta oyuncu partide eski eşi Belçin Bilgin ve eski gelinleri Gülben Ergen'le eğlendi. Cansu Taşkın da bu durumu öğrenip sosyal medyadan tepki gösterdi. Sahte dünyanız sizin olsun paylaşımı yaptı. Aşk-ı Memnu ekibi de oradaydı. Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'un eğlendikleri kareler sosyal medyaya düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kenan Doğulu'ya övgü dolu sözler de geldi. Arkadaşlar. Bir dakika. Parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kenan Doğulu'ya hediye de yağdı. Pop yıldızının hediye yerine seçtiği vakıf ve derneklere yardım yönlendirmesi yaptığı konuşuldu. Ne yaparsan yap. Hadi şu doğum günü partisini teker teker kaynatalım. Kaynatalım. Başlayalım kaynatalım. Birinci maddeden. Kenan Doğulu doğum gününden birkaç gün önce... bütün komşularını çünkü Beykoz'da oturduğu sitede bütün evler çok dip dibe yan yana biliyorsunuz. Evet, evet. Hepsine bir not göndermiş. Şimdiden vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Partiye katılmak isteyen komşularımı da bekliyorum diye. Şey çok keyifli yalnız. Ben bu arada Acarkent'te benim böyle oturan dostlarım, arkadaşlarım var. Çok sık da giderim. Böyle birazcık kulis yapayım dedim, aradım. Şimdi bir tarafında evet rahatsız olanlar çok var. Çünkü evinde küçük bebekleri olanlar, yaşlılar. Ama Kenan Doğulu o kadar zarif, öncesinde ve sonrasında o kadar gönül alan bir yapısı var ki. Ne kadar oraya polis gitse de, gürültüden rahatsız olsa da Kenan Doğulu hassasiyeti gösteriyor.
Ama şey çok ilginç değil mi Pınar, Müge? Gelmek isteyenler isimlerini arayıp orada yazdırabilirler. Kapıda gerekli ilgi sağlanacak falan. Orası birazcık böyle şey. Tabii o biraz gönül alma işi. Yani aslında çok güzel bir hareket komşulara evet, yaptı. Evet. Ama ben açıkçası böyle bir doğum günü partisi yapacaksam evimin bahçesinde yapmayı tercih etmem. Tabii. Yani kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şey bir başkasına yapmam. Ama onlar da tabii ki doğal olarak, çünkü hani büyük bir organizasyon çok. Bu. Yani tesisatlar kurulmuş. Çok, tabii. Yani bayağı. Daha farklı bir yerde yapılabilirdi ama hoş bir doğum günü olmuş. Ama bu doğum günü içerisinde çok malzeme var. Oo, var. Oo, müthiş bir malzemeler çok, var yani. Çok. Aslında ben de Pınar gibi düşündüm. Çünkü evlerin birbirine çok yakın olduğu bir yerde. Kenan Doğulu demek müzik demek. Belli ki orada şarkı, sahne, canlı tabii. müzik de olacak. Bütün yani İstanbul'un tanıdığınız tanımadığınız en şeyleri, işte iş adamları, müzik, herkes o bölgede dizi, oturuyor. Sinema, herkes orada, bütün tabii. ünlüler orada. Tabii. Dolayısıyla mutlaka gürültü çıkacak. Tabii. Başka bir yerde de yapılabilir. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Acarkent zaten yani orası, o bölge, o site zaten çok alışkın böyle organizasyonlara. İşte ne kadar bir ünlünün doğum günü, birinin başka bir şey. Şimdi kaça kadar sürdüğü de önemli. Yani tabii. bir organizasyon yaparsın 12'ye kadar makul ve mantıklı tamam. kaldırabilirsin ama 12'yi aştığı zaman da aştı, o zaman tabii da, ki. Aştı tabii ki. Tabii sabaha ki. Kadar sürmüş orada. O da hoş olmuyor. Yani çünkü orada okula giden çocuklar var, aileler var. Tabii. Yani ama güzel bir doğum günü, bereketli bir bayağı doğum günü güzel olmuş. Güzel bir doğum günü. Daha sonra rahatsızlık verdiğini düşündüğü komşularına da çiçek göndermiş. O da güzel bir hareket. Evet, o da güzel bir hareket. Yani böyle bir şeyi birini rahatsız ettikten sonra Pınar, Müge, o sen naifsen, böyle nezaket kurallarını biliyorsan, şimdi Kenan'ı ne kadar gürültüden rahatsız olsalardı o çiçekle, o güzel sözle gönül alma. Gönül almışlar. Kesinlikle. Ben şey düşündüm. Ben komşu olsaydım bir de güzel otururdum. Yani gitmezdim de. Gidince çünkü şey yap. Böyle uzaktan onları izler ya, Kenan Doğulu balkona konserine. Balkona çıkar izler. Bedava Kenan mi Doğulu konseri. Çünkü o şimdi çok olaylı bir doğum günü partisi olduğu için komşular aslında gürültüden değil de orada olan tüm olaylardan mı rahatsız oldular? Evet. Müdahale etmek için mi acaba? Ama çok büyük bir olay, skandal, patlak vermemiş yok, ki orada. Yok değil. Yani değil, işte değil. Bir olay. Bir de ünlüler geçidi var. Tabii yan ünlüler geçidi var. Yan komşunun şey dediğini düşünsenize, Yılmaz Erdoğan'ı sahneye çağırdığında ve o talihsiz cümleyi kurduğunda yan komşu diyor ki ne yaptın Kenan? Yapma bunu, olmadı bu, olmadı. Biz şöyle balkonda olsaydık oradan hurt diye atlardık. Deme şimdi, diye. Deme. Şimdi tabii olmadı. Gecenin her şey böyle hayi kakara kikiri gidiyor ama buz kestiği birkaç dakika var. O birkaç dakikada, o dakikalar Kenan Doğulu arkadaşı, dostu Yılmaz Erdoğan'ı sahneye davet ediyor. Sahneye davet ederken de çok sevişmenin bir zararı var mı bilirsin, bilir kişiden duyalım diyor. Yılmaz Erdoğan da diyor ki bunu senden beklemiyordum. Ya. Çünkü biliyorsunuz Yılmaz Erdoğan'ın başı Nisan ayında eskiden bir ilişki yaşadığı Cansu Taşkın'ın ifşası sonrası gündeme gelmişti. Sana böyle bir espri yapılsa ne yaparsın? Tabii ki bu çok büyük bir gaf ve hiç hoş olmayan evet. bir şey. Çünkü aslında bakacak olursak sevgiden bahsedilen, kendi mesela ilişkisinde de evliliğinde de sevginin önde olduğu bir ilişkide kalkıp bu kadar sevgiyi onaylayan bir kişinin içine sevişmeyi katması biraz olayı ucuzlattı. Daha doğrusu Yılmaz Erdoğan için ucuzlattığını evet. düşünüyorum. Evet. Ve tabii ki de hazırlıklı da değildi kendisi kesin böyle bir şeye. Beklemiyordu. Hayır. Ama orada fark gitti çünkü. Ama şimdi orada bunlar da çekiliyor. Bilemiyorum yani, biraz da burada hani konuşulsun istenildiği için mi bir şeyler de var gibi geliyor bana. Belki yani Yılmaz Erdoğan Kenan Doğulu'nun konuşulsun diye bu cümleyi kurduğunu düşünmüyorum. Tamamen sahnede böyle gayri ihtiyari böyle bir dost meclisi ama gibi fark görüp ettiyseniz gibi. Kenan Doğulu'nun orada kafa biraz çakır keyif. Kontrol evet, onun da etkisi çıkmış. Var. Böyle kafa böyle ilerleyen bir saatler herhalde onlar. Evet, ilerleyen saatler. Yılmaz Erdoğan bu konunun açılmasını bile istemiyor. Zaten şaşkınlığını dile getiriyor. Yalnız şu ilginç. Yılmaz Erdoğan herkese demek ki ne kadar rahatlık vermiş ki Cem Yılmaz da geçen ay stand-up gösterisinde bu konuyu, bu konuyu ele aldı. Hem de yani evet, evet. ama yani.
bozuluyormuş Yılmaz Erdoğan. O, bence de bozuluyordur. Size söyleyeyim yani öyle kakara kikiri yapıyor da. Yılmaz Erdoğan'ın en bozulmuş halinde bile kameralara ya da sevdiklerine çok verdiği yanıt çok beyefendici. Mesela evet. Orada da aslında çok rahatsız olmuş ama gülümseyerek değil mi? Evet evet. Gülümseyerek toparlamaya çalışıyor. Bu arada şöyle bir durum var. Partiye girerken işte yani daha doğrusu partiye davet ettiği kişilere Kenan Doğulu aslında şöyle bir ricada bulunmuş. Hani tabii eğlendiğimiz anları, güldüğümüz anları çekebiliriz ama hani bazı şeyler partiye mahsus kalsın. Dışarıya sosyal medyaya atmayalım diyor. Mümkün mü? Herkesin elinde cep telefonu. Ya şimdi artık bu cep telefonları en büyük paparazi oldu yani. Tabii. Tabii. Yani hani önden uyarıyı veriyor, konuklara rica ediyor ama kendi düştü. O zaman telefonları toplatacaklardı. Ama nasıl olacak? Ha, olacak. Bazı ya niye? Neden olmasın? Düşünsene bir kutu koyacaklar. Koyacaklar, toplatacaksın herkes tabii. Vermezler. Evet. O ya, zaman mesela sen verir misin bir doğum gününe gitsen? Veririm. Eğer samimi gerçekten oldu. Evet, samimi bir dostumun, arkadaşının ve zaten özeline de giriyorsun. Evine evet, geliyorsun evine yani. Giriyorsun. Ben veririm. Ben ona saygı duyuyorum. Sen verir misin? Veririm. Bizim telefonlar ya biraz tehlikeli yani. Ya kapatır yani. Kapatırsın. Verirsin yani. Ben verirdim açıkçası. Yani dostum için bunu yapardım. Evet. Rahat olacaksa onun doğum günü yapardım. Evet. Bak şimdi Pınar, bazı şeyleri ünlülerin evinde çekildi diye televizyona ya da gazetelere vermekten, yayınlamaktan imtina ediyoruz. Yapmıyoruz. Evet. Ama ünlüler